Süleyman Bey, çok geçmiş olsun. Olanları Abaydin'le öğrendim, çok üzüldüm. Şimdi iyi misiniz? Sağ olun Gizem Hanım, gayet iyiyim. Sizinle bir iş hakkında konuşmak için çağırdım. Oturun isterseniz. Buyurun efendim, dinliyorum. Cihan'ın şirketimizdeki bütün yetkilerini elinden alıyorum. Bundan sonra bizimle çalışmayacak. Bu böyle olunca da sizin biraz daha fazla mesai yapmanız gerekecek Gizem Hanım. Yeter ki çalışmak olsun efendim, ben memnun olurum. Güzel. Ya, yapmayın böyle. Tamam, zil çalıp oynayalım demiyorum ama evden cenaze çıkmış gibi de davranmayalım. Hem biz böyle yaparsak Sıla'ma nasıl destek olacağız? Değil. İyi diyorsun da ana. İçim hiçbir şey almıyor. Ne iştah kaldı, ne keyif. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldin kızım, iyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Hoş geldin bacım. Nefis görünüyor, neler yaptınız böyle? Aman Sıla'm, hazır iştahın gelmişken otur ya hadi yemeğini. Size bir şey söyleyeceğim. De bakalım kızım, belki duyunca bizim de yüzümüzde güller açar. Boran hapisten çıktı. Artık özgür. Oh, çok şükür Allah'ıma. Gerçi ben de değildim. Abim adam vurmaz diye ama. Allah'ım sana şükürler olsun. Sen bizim dualarımızı kabul ettin. Yavrumun yüzünü güldürdün. Hadi hepimizin gözü aydın. Allah bugün hep mutlu haberler alıyorum. Allah neşemizi bozmaz inşallah. Amin. Tahtalara vur Azat. O nasıl laf öyle? Bir de Emre'nin iyi olabildiğini görsem. Her şey yoluna girecek ama. O da olacak kızım. Gör bak, Emre de iyileşecek. Yeter ki sen kendini üzme. İnşallah anne. İnşallah ana. Ya haydi ye yemeğini kızım. Ama inat ettin baba. Bir check-up yaptırsaydık da neyin var neyin yok iyice bilseydik. Yeter be. Amma da uzattın ha. Çocuk muyum ben? Neremde neyim var bilirim. Gerek yok diyorsam yoktur işte. Hala bir de doktorun yanında zorla ben de geleceğim diye tutturduğunda çarpacaktım elimin tersiyle. Canım ne var bunda kızacak? Senin sağlığını merak ediyoruz işte. Bu da mı suç? Baba? Hala doktor ne dedi demedin. Bak hala uzatıyor. Hiçbir şeyim yok benim. Baksana turp gibiyim halim Allah. İlla bir kulp takınca rahat mı edeceksin? Baba ne zaman bu konuyu açsam kaçıyorsun. Ben de seni kovalıyorum. Boran? Uyumamıştın değil mi Sıla? Hayır, yatmamıştım daha. Sen ne yapıyorsun? Bugün söylediklerini düşündüm Sıla. Eğer benimle yaşamak konusunda kararlıysan... Birlikte yaşayacağımız bir ev bulmak için yarın benimle gelir misin diyecektim. Tabii ki gelirim. Ama öğleden sonra olsun. Öncesinde halletmem gereken işler var. Peki, o zaman ben birkaç yere bakarım. Ve sonra da seninle beraber bakarız. Boran, seni özledim. Ben de seni özledim Sıla. Dua edeceğim sabah çabuk olsun diye. Seni seviyorum. Ben ikinizi de çok seviyorum Sıla. İyi geceler. Sana da iyi geceler. Ya nereye giderken Nari'nin bu kravatı? Fıttıracağım vallahi ha. Azat bir dur, telaşlanma. Telaşlandıkça elin ayağın dolaşıyor. Nasıl durayım Narin'im? Azat aha, bu olmaz mı? Bu kravat buna yakışır mı Narin? Diyorum ki işe hemen yetişeyim, bacımdan önce gideyim, her şeyi halledeyim. Sürpriz olsun değil. Azat bir banyoya bak o zaman. Oraya giderken götürmüşsündür. Narin'im, biliyorsun değil. Bu yatırım hepimizi ihya eder. Günaydın. Günaydın oğlum.
Hadi çayını hiç soğutmadan. Ne çayı ana? Benim şimdiye çıkmış olmam lazımdı. Oğlum sabah sabah bu telaşın ne ya? Daha kardeşin kahvaltısını bitirmedi. Evet Azat, bekle birlikte çıkarız. Yok bacım, ben bugün biraz önceden gideyim, işim var. Size afiyet olsun. Sonra görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Ya bunun telaşı ne böyle sabahın köründe? Ya vay ana, geliyorsun dedin, gelmedin. Acıttın beni burada ya. Tüh, Azat'a daldım, sen unuttun. Haydi sen git, ben hemen geliyorum yavrum. Koş. Ya sabah sabah bunun afrası tafrası ne? Ne bileyim, sabahtan beri başımın etini yedi, gel gel diye. Dur gideyim bir bakayım neymiş derdi. Güzel kızım benim. Göreceksin Dilara. O Halim bir içeri girsin. İlk ziyaretçisi ben olacağım. Abi bu Halim'i ötmesin sakın. Sence de erken ötmedi mi? Erken öten orozun başına ne yaparız biliyoruz. Hadi konuşuruz sonra. Kalbe karşıymış. Ben de şimdi sizi arayacaktım. Aa öyle mi? Ne söylemek için arayacaktınız acaba? Geçen gün konuştuğumuz nakliye firması ile ilgili dosyaları isteyecektim. Maalesef getiremem Cihan Bey. Neden? Hazırlamadınız mı? Yok aksine. Dosya eksiksiz hazır. Hatta üzerinde çalışmaya başladım bile. Gizem Hanım. Size bu şirketteki pozisyonlarımızı hatırlatmaktan memnuniyet duyarım. Sizin işiniz dosyaları hazırlamak. Benim işim dosyaların üzerinde çalışmak. Açıklamaya gerek yok Cihan Bey. Ama ben size henüz bilmediğiniz bir şey söyleyeyim. Sizin bildiğiniz, benim bilmediğim ne olabilirmiş merak ettim. Mesela dünden itibaren bu şirketteki tüm yetki ve sorumluluklarınızın elinizden alındığı. Gizem Hanım. Ben de sizinle şakalaşmak isterdim ama hiç havamda değil. Sizinle kaybedecek vaktim yok Cihan Bey. Ben size sadece Boran Bey'in talimatını iletiyorum. O kadar. Burayı beğeneceğinizden eminim Boran Bey. Gördüğünüz gibi burası vadide çok özel bir ev. Geniş bir araziye, yeşil bir alana sahip. Bu ev deprem yönetmeliklerine uygun inşa edilmiştir. İç dekorasyonunda özel tasarım ürünler kullanılmıştır. Pardon. Tabii, rica ederim. Buyurun. Sen çok oluyorsun Orhan. Bu ne demek oluyor şimdi ha? Benim işimi Gizem'e nasıl verirsin ha? Senin malının yarısı benim. Bunu unutma. Meydanı boş mu sandın sen? İlgilenecek daha önemli işlerim var canım. Ciddiye almayı sana öğreteceğim Boran. Hem de çok acı bir şekilde. Ne oldu? Ulaşamadınız mı hala Mehmet Soykan'a? Cevap vermiyor mu bu adamlar telefonlarına? Hayır Azat Bey. Saatlerdir arıyoruz ama telefonlarımıza hiç kimse cevap vermiyor. Ya bu adamın adresi falan yok mu? O zaman yetkili birine ulaşın. Peki efendim. Azat ah. Büyük işlere kalkışır mısın? Hadi ayıkla bakalım şimdi pirincin taşını. Ya oğlum, oldu mu bu şimdi? Baştan söyleyeydin de daha yaşına uygun bir hediye alaydık. Nesi var ki ana? Oldu işte. Ya ne kadar oyalandınız? Oğlum Serhul senin keyfinin kahyası mı ya? Ya tamam gideceğim baba. Haydi oğlum yavaş. Hı? De haydi. Uy. Mehmet Soykan adına yaptırılan para hesaptan çekilmiş Azat Bey. Ne yani? Şimdi sen bana
Bu firma fason mı diyorsun? Hayır Azat Bey, böyle bir firma hala var ama şu an iflas etmiş durumda. Ve az önce aldığım bir bilgiye göre de size bahsettikleri sistemi 4 gün önce iade etmişler. Sen bana kibarca dolandırıldık mı diyorsun yani? Madem bu kadar bilgiyi daha önce alabiliyordun, neden daha önce haber vermedin? Azat Bey, bana bu kadar detayı alabilecek zamanı bırakmadınız ki. Sizden gelen tek talimat, mesai bitimine kadar bu paranın yatırılması konusundaydı. Üzgünüm. Ben bittim. Mahvoldum. Mahvoldum ben. Sen kendini ne sanıyorsun ha? Beni şirketten attırmak da ne demek oluyor? Bunun hesabını sormayacağımı mı sanıyorsun? Seni çok uyardım Cihan. Benim iş yerime burnunu sokmamanı söyledim, dinlemedin. Bununla kurtulduğuna şükret. Eğer bir daha adımlarına denk atmayacak olursan şart olsun ki seni kendi ellerimle öldürürüm. Hesabını sana ödeteceğim. Gerekirse kanınla hem de. Firma maalesef batmış Sıla Hanım. Dün havale ettiğimiz 470 bin dolar hesaptan çekilmiş. Şimdi ne Mehmet Bey'e ne de firmadan başka bir yetkiliye ulaşamıyoruz. Üstelik sistemde ellerinde değilmiş. Bu nasıl olur Edip Bey? Biz dünkü şirket değiliz ki böyle hatalar yapalım. Piyasada adı bile duyulmamış, güvenilirliği denetlenmemiş bir firmaya bu kadar para kaptırmak. Aptallık değil mi? Üstelik karşılığında hiçbir belge almadan. Bu işin sorumlusu kim Edip Bey? Sıla Hanım, bu yatırımla bizzat Azat Bey ilgilendi. Azat! Azat, bekler misin? Kusura bakma. Demin konuşurken bu işte senin ilgilendiğini bilmiyordum. Asıl sen kusura bakma bacım. Ben o lafların çok daha fazlasını hak ettim. İş hayatı bu. Risk almak gerek. Hem herkes hata yapabilir. Nereden bilebilirdin ki böyle olacağını? Ama bilmeliydim bacım. Bilmiyorsan başımdakilere danışmalıydım. İnsan hem kel hem fodul olmaz ki. Boyumdan büyük işin altına girdim. Sonra da elime yüzüme bulaştırdım. Ama bundan gayrı burada çalışıp zarar vermeyeceğim. Olur mu öyle şey? Şimdi gidemezsin. Senin desteğine ihtiyacım var. Ne desteği bacım? Köstek. Kusura bakma ama benim için bu iş defteri kapandı artık. Buse, bunu senin için getirdim. Teşekkür ederim de doğum günüme daha çok var. Olsun, içimden geldi şimdi. Doğum günde bir daha alırım. Beğenmedin mi yoksa? Yok, beğendim de şaşırdım. Beğendim aslında. Ne o Emir? Bu da hediye mi şimdi? Yoksa Buse'yi annem mi zannettin? Ne yapacak kız bu örtüyü? Sana ne? Sen ne karışıyorsun? Ozan sen karışmasana ya. Sen burayı köy mü zannettin oğlum? Sen git köylü kızlarına ver bunu. Sen ne diyorsun lan? Öldürürüm seni o. Ne oldu lan? Senin dişlerini çatıyorum ha. Lafını tutmam sana. Yapmayın. Edip Bey. Buyurun Sıla Hanım. Zararımızı karşılayacak bir çözüm yolu bulmalıyız. Kenan amcayla görüşelim bu konuyu. Belki hukuki yollarla paramızı geri alabiliriz. Sıla Hanım, ben sizin haberiniz var sanıyordum. Kenan Bey dün istifa dilekçesi gönderdi. Nasıl? Anlamadım. Dün noter aracılığıyla ulaştı istifa dilekçesi elimize. Artık bizimle çalışmak istemediğini açıkça beyan etmiş. Hmm.
Onur oğlum. Demek şimdi bu fidanları ekmenin zamanı ha? Evet. İyi. Haydi kızım çık. Beda. Ben çıkıyorum. Dışarıdan alınacak bir şey var mı? Ya hayırdır Celil, nereye? Bir sürü iş var. Ya hayır bizi bulur mu? Emir'in okulundan aradılar. Seninki katmış okulu birbirine. Ne olmuş ki? Hem bana bak. İyi işler olunca senin aslan oğlum. Kötü işler yapınca benim oğlum. Sanki babamın evinden getirdim. Ya kimin olursa olsun başımızı derde sokmasın da. Bak gene kaçtı. Yetkileriniz alındı dediğim zaman yüzünün şeklini görmeliydin Abay. Bir an için gözlerinden gerçekten ateş çıkacak sandım, biliyor musun? Keşke ben de senin kadar eğlenebilseydim. Ama bu savaş gittikçe büyüyor. Ve gittikçe daha da kanlı oluyor. Hiç bitmeyecekmiş gibi sanki. Cihan ne yapabilir ki? Şu anda kestiremiyorum. Ama gerçek şu ki bu olay karşılıksız kalmayacak. Yani hocam siz bir büyüklük gösterseniz de affetseniz bunu, bir cahillik etmiş işte Sıpa. Aslında Emir'i anlıyorum. Yabancı bir şehre, çevreye alışmaya çalışıyor. Bu geçiş dönemi genellikle çocuklarda zor ve sıkıntılı olur. Biraz zamana ihtiyaç var. Tabii şimdi biz de öyle düşünüyoruz yani. Onun için elimizden geleni birlikte yapmamız lazım. Yoksa bu alışma sürecinde Emir'in psikolojisi bile bozulabilir. Benim oğlum turp gibi hocam. Ona bir şey olmaz. Çocukları barıştırdık. Bence konu kapandı. Ama diğer öğrencinin ailesinden özür dilemeniz gerekebilir. Hocam yani şimdi bir alt tarafı bir çocuk kavgası. Bunu bu kadar büyütmeye gerek var mı? Hem o aileyi biz tanımayız etmeyiz. Yani bir yanlış durumu olmasın. Siz bilirsiniz. Benim derse gitmem gerek. İyi günler. İyi günler hocam. Yaptığını beğendin mi ula? Koskoca okula rezil ettin babanı. Ya baba, dövmeyip de ne yapsaydım? Çarıklı deyip alay geçti benimle. Ula çarıklı değil misin? Öylesin. Ne olmuş yani? Yürü, hırpo. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Seni kollarıma alınca daha iyi olacak. Böyle konuşma lütfen. İçimi tuhaf oluyor. Öğleden sonra buluşuyoruz değil mi? Bekletmesek. Bilmiyorum. Çünkü henüz Burhan'la konuşmadım. Geleceksin. Bunu ikimiz de biliyoruz. Beni özlemedin mi? Bak Cihan'a, benimle böyle konuşma olur mu? Çünkü emirlerden hiç hoşlanmıyorum. Ben aksini düşünüyorum. Peki. Seni tekrar arayacağım öyleyse. Artık bizim evimiz mi var? Evet. Boran, çok güzel görünüyor. Hadi gel, içeri gidelim. Azat, oğlum bak yüreğime inecek. Niye kilitledin yavrum kendini? Aç haydi. Nari, ne oldu buna kızım? Ne bileyim ana ya. Bir nevri dönmüş gibi geldi işten. Sordum sordum hiçbir şey demedi.
Çok üstüne gidince de kaçtı içeri. Azat, ne oldu yavrum sana? Niye giyindin bunları? Çok özledin eskilerini. Azat'ım, kim ne etti sana? Dağıt. Özellikle eşyalı olsun istedim sana. Uğraşmayalım diye. Ama beğenmediğim bir şey olursa değiştirebiliriz. Nasıl? Hoşuna gitti mi? Gitmez mi? Önemli olan bir arada olabilmemiz. Yerin ne önemi var? Sonunda İbrahim'le Lüsüm masalı da böyle bitti. Hep ben konuştum. Biraz da sen anlatsana. Ben çok üşüdüm. Kalkalım mı abay? Onun da çaresi var. Yok, bu sefer de sen üşüyeceksin. Hayır, üşümem. Bu havalar bizim için bahar havasıydı. Gizem. Gözlerine ne zaman baksam orada yüreğine giden yolda puslu gölgeler var. Yüreğine ulaşmamı engelleyen gölgeler. İçin acıyor. Biliyorum ama... Onlara sakın dokunma abay. Onlar benim hayatımın en değerli acıları. Onlara dokunma. Onlar senin parçan. Biliyorum. Gözlerini daha da derinleştirelim. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Acıyla mutluluk o kadar aykırı şeyler değiller ki. Sanat tarihinde, dinler tarihinde, insanlık tarihinde bu böyle olmuş. Yunus Emre hep acılarından çıkartmış mutluluklarını. Beni daha ne kadar şaşırtmaya devam edeceksin? Duvar diye baktığım her yerde bir pencere açıyorsun. Eğer izin verirsen bir gün kapı da açayım. Gidelim artık. Oğlum, tut mu yedin? Konuşsana. Gündüz gündüz ne bu böyle içmek? Azat, bir şey desen. Vallahi içime ağırlık çöktü ha. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Yok eşeğim ben, eşek. Nasıl çıkacaksın bakalım bu işin içinden? Kaçıp geldik korkak gibi. Azat, ne ettin desen biz de bir çare düşüneceğiz. Değil ana. He, doğru söylüyor Narin. Derdini söylemeyen derman bulamaz güzel yavrum. Haydi anlat ne olur. Benim derdime kimse derman bulamaz ana. Kendimi bir halt sandım. Boyumdan büyük işlere kalktım. Narin, ben buraların adamı değilim. Sen de buraların kadını değilsin. Azat, ne diyorsun sen? Aklına bir hal oldu. Korkuyorum artık bak. Ana, sen de buraların kadını değilsin. Böyle illa da olacak diye tutturunca işte benim gibi oluyor insan. Narin, ben bunu dediğinden hiçbir şey anlamadım. Sen anladın. Yürü la! Aklıma geldi ki tepemin tasıya atıyor. Koskoca okula resim kepaze etti bizi ya. Koca bizi yerin dibine soktu soktu çıkardı. Ya Bedar, bizim ne işimiz var bu memlekette ya? Kendi memleketimize gidelim ya. Allah Allah! Eve her gelen delilenmiş geliyor. Nereye gidiyorsun Celil Efendi? Dilan'ı bile buraya getirtmeyi düşünüyorum. Oğlum erken başlamışsın. Bir derdin mi var? Kızım bana da bir kadeh getir. Ya bismillah. Ya biriniz bir şey desin. Basacağım çığlığı ha. Yıkıl ula sen de. Uf.
Sıla sizin hakkınızı aldı. Borhan da benim olanlar. Ama bu yaptıklarına pişman olacaklar. Önce onları ortadan kaldıracağız. Sonra hakkımızı geri alacağız. Ne oldu Esma şimdi durup dururken? Yok bir şey. Bak ben senin gözlerindeki mutsuzluğu görüyorum. Evde bir şeyler oluyor değil mi? Burhan mı? Artık ben senin yanındayım. Yakında güzel günler göreceğiz. Biliyor musun? İlk defa seninle beraber olduğum için hiç pişmanlık duymuyorum. Çok sağ ol. Sen yine iyisin oğlum. Bir işim var, gücüm var. Ya benim halime bak. Akşama kadar karı gibi oturuyorum evde ya. Memlekette olsam böyle mi olurdu? Ya ne düzeni, ne işi baba? İnsanın toprağı gibisi var mı? He, doğru söylüyorsun oğlum. Bizim memleket gibisi var mı? Savuk olur, don olur, kış olur, çamur olur, olsun. Ya oradaki dostluk, arkadaşlık burada yok biliyor musun? Bedar, ya vallahi oradaki komşularımı özledim biliyor musun? He Celil, ben de özledim. Hele bir de şu İstanbul'a bak. Her tarafı güllük gülistanlık olsa ne yazar yani? Dikeni bize battıktan sonra şu halimize bak, her yanımız kan içinde. Geldiğimizden beri bitmedi ki sıkıntısı derdi. Bir kez olsun başımızı yastığa huzurlu koyamadık ki. Ya baba, gidelim. Burada kaybolup gitmeden toprağımıza dönelim. Başımız dik ölmek burada böyle saklanarak yaşamaktan iyidir dayı. Hayır baba, abim doğru söylüyor. Dönelim evimize. Tövbe tövbe. Azat şaşırdın sen. Nereye gideceğiz? Sanki bizi köye sokarlar sanıyorsun. Ya Beda, sizin köye gidelim. Van'daki anayın evi duruyor kale nasıl olsa. Vallahi orada gül gibi yaşarız yani. De git işine Celil. Sen benden kafa buluyorsun. Ya ne işimiz var Van'da? Hem ne evi? Ev mi, ev mi kaldı? Bakana edeni yok. Ya biz buradan bir gidelim de gerisi kolay ha. Evi baştan sona yapar ederiz yani, ne olur ki? Vallahi burada sürünüp öleceğimize orada yaşarız yani. Yaparız değil mi oğlum? Abi baba, hiç yoktan bildiğimiz işi yaparız. He vallahi insanın memleketi gibisi var mı yani? Bugün bizimkilerle konuşurum. Yarın da bohçamı alır gelirim sana. Başımın üstünde yeriniz var. Gelmeni özlemle bekleyeceğim Sıla. Evin anahtarı sende kalsın. Yarın evimizde ilk gecemiz olacak. Birlikte adım atalım evimize. Birlikte aynı yastığa baş koyalım. Umarım bir daha hiç ayrılmamak üzere. Sana söz veriyorum Boran. Yarından sonra her ne olursa olsun hep birlikte olacağız. Bu evde bebeğimizle mutlu bir şekilde yaşayacağız. Sıla, benle birlikte nerede yaşarsak yaşayalım, mutlu olacağından emin misin? Evet. Yeter ki sen yanımda ol. Çocuklarımızı kendi memleketimizde, kendi topraklarımızda büyüteceğiz. Ama bunun için biraz vakte ihtiyacımız var. Önce bir işleri yoluna koyalım, ondan sonra zaten gitme vakti gelecek. Hayırdır Dilaver? Abi hani hazırlıklar tamamdı? Hani ihale bizimdi? Buradaki toprakları alan paravan şirket bu ihaleyi de kapmış. Ne oluyor abi, bir sorun mu var? Aynı paravan şirket mi? Evet abi, aynı şirket. Anladım Dilaver. Artık bu paravanı aralamak gerek. Bakalım arkasından kim çıkacak. Görüşürüz. Görüşürüz abi.
Artık ayrı yaşamak istemiyoruz. Boran'la hep birlikte olursam kendimi daha iyi hissedeceğim. Şimdi bir de bebek var tabii. Çok iyi düşünmüşsünüz yavrum. Şimdi Boran abi buraya gelecek değil. Sen onun yanına gidemezsin. Cihan ağayla aynı çatı altında. Maazallah. Ne yani? Şimdi Boran aga bizim eve iş güveysi mi olacak? Ya Celil, sabah başladınız içmeye. Şu halinize bir bakın. Madem adam gibi konuşamayacaksın, bari sus. Hayır, yeni bir ev tuttuk. Orada birlikte yaşayacağız. Vallahi pek iyi etmişsiniz Sıla. Bundan böyle sizi hiçbir şey ayıramaz zaten. Ablam da gidiyor işte. Bizim burada artık ne işimiz var? Köyümüze geri dönelim. Siz mutlu olun da kızım. Biz başımızın çaresine bakarız. Anneciğim, Emir. O nasıl söz öyle? Hem burası sizin de eviniz. Bize de gelirsiniz. Hem bir görseniz, kocaman bir ev. İki görür bir olunca zaten samanlık seyran olurmuş. Siz biraz mutlu olun artık. Çok üzüntü çektiniz. Gülmek sizin de hakkınız. Ben biraz da bakayım. Hey Celil Efendi. Galiba sen haklısın. Bizim buradan gitme zamanımız gelmiş. Azat, biliyorum üzülüyorsun. Benim de canım sıkıldı. Ama böyle yaparak işin içinden çıkamayız. Edip Bey'le konuştum. İşin telafisi için çeşitli yollar bulacak. Hadi sen de mahvetme artık kendini. Ya bacım. Diyelim ki bu parayı telafi ettik. Peki benim bu cahilliğimi, bu densizliğimi nasıl telafi edeceğiz? Ben de bu mankaf olduktan sonra daha çok para kaybederiz. Benim abime hakaret edemezsin bir kere. Azat. Elini işlerden çekerek olan şeyi geri döndüremezsin. Madem bunu bir cahillik olarak görüyorsun, eğit kendini. İşinle ilgili eğitimlere katıl. Hem biz o köhne törelere karşı durmadık mı? Batının sahtekarlarına mı yenileceğiz? Orada düşmanımız cehaletti. Buradaki düşmanımız daha güçlü. Yozlaşma, para hırsı, kazanma hırsı. Yeni bir dünya kuracağız dedik. Bir gül bahçesi demedik ki. Azat, savaşmalıyız. Narini kaçıran o kocaman yürek gelip burada mı yenilecek? Günaydın Boran. Günaydın Sıla. Seni nereden alayım? Almana gerek yok. Ben yolu bulurum. Olmaz. Kendin gelemezsin. Ben seni alacağım. Hem sana bir sürprizim var. Tamam. Ama şimdi hastaneye geldim. Tamam. Benim de yapmam gereken birkaç iş var. Onları hallettikten sonra seni hastaneden alırım. Görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın kızım. Kenan amca. Konuşabilir miyiz? Lütfen bu sefer beni dinle. Seninle konuşacak bir konu kalmadı Sıla. Tercihlerinle aramızdaki her şeyi yakıp yıktın. Biliyorum çok üzgünsünüz. Ben de çok üzgünüm. Ama bu işin sorumlusu Boran değil. İspat edildi biliyorsunuz. Tetiği o çekmemiş olabilir. Ama o adamı hayatımızın içine kadar sokmasaydın... Şimdi bunlar başımıza gelmeyecekti. Yapmayın. Ben de bunların yaşanmasını istemezdim. İstemezdin. Ama yaşıyoruz. Öfkeyle çok sert kararlar vermişsiniz. Senelerce emek harcadığınız işten
istifa etmişsiniz. O şirkette benden çok sizin hakkınız var. Siz olmadan işleri yürütemem. Sen hayatının kararlarını bana danışmadan verecek kadar büyümüşsün Sıla. Bana ihtiyacın kalmamış. Bundan sonra şirketi artık kendin yönetirsin. Yapmayın böyle. Siz benim annem babam sayılırsınız. Kızım, hepimiz çok zor günler geçiriyoruz. Sen de anne olacaksın. Evlat acısı insanı nasıl harap ediyor öğreneceksin. Kenan amcanı anlamaya çalış. Doktor, oğlum nasıl? Ne olur bizi mutlu edecek bir şeyler söyleyin. Kenan Bey, gerekli bütün testleri yaptık. Sonuç tahmin ettiğimiz gibi. Kurşun omurilikte kalıcı hasarlar bırakmış. Maalesef oğlunuzun belden aşağısı hissiz. Ne demek istiyorsunuz? Yani oğlum gencecik yaşında. Ne yazık ki oğlunuz artık yürüyemeyecek. Olamaz. Olamaz. Oğlum, niye böyle ağır ağır gidiyorsun? Zaten evden de geç çıktın. Biraz acele etsen iyi olur. Bugün işe gitmeyeceğim. Keyfim yok. İş keyif mi dinler oğlum? Can, neyin var senin? Açıktan desene. Başka işlerim var baba. Seni şirkete bırakıp geçeceğim. Oğlum, haydi bitmedi mi daha sabah keyfimiz? Emir, kime diyorum ben? Bak hala formanı da giymemişsin. Kalk git çantanı hazırla. Servis şimdi gelecek. Ya siz Azat Bey, dün maşallah kahvaltı bile etmeden fırlayıp gittiniz. Şimdi kıpırdadığınız bile yok. Gitmeyeceğim bunun okula. Ben de işe falan gitmiyorum bundan böyle. Oo. Ana ne oluyor? Bu bebeler hayata küsmüşler. Emir, hı? Sen kıza verdiğin şu yazma ne renkti bakayım? Beyaz. Aferin Emir, iyi halt etmişsin. Esas pembe verecektin oğlum. Niye ki? Pembe, gönlüm sende. Vermişsin beyaz yazmayı kıza, tabii burun kıvırır. Düşünmedik onu. Ana, senin yazmalarına bakalım mı? Bana bak. Şimdi geliyor şaplak ha. Sen git kendine ne yazma alıyorsan al. Benimkilere dokunma. Oğlum haydi düş önüme. Yürü yürü yürü. Emir, git benimkilerden al bir tane. Öyle durup duruyorlar zaten. Ne? Şöyle bakma, beni yazmayla falan kandıramazsın. Sen kime verecektin yazmayı? Azat vallahi gebertir. Kalk hadi kalk. Ben öyle iki tane sahtekardan korkan koca istemem. Azat kalk. Siparişinizi getirdim ağam. Masanın üstüne bırak. Tamam ağam. Aldırdın ha? Müsaadenizle. Evet aldım. Sence beğenecek mi? Ne dersin abay? Sürprizimi beğenir mi? Harika. Bence bayılacak. İnşallah. Nasıl katlanacağız bu acıya Kenan? İçim parçalanıyor. Oğlumun yüzüne nasıl hiçbir şey yokmuş gibi bakacağım. Düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Oğlumun hayatı karardı. Bana güven Şule. Bundan sonra onun iyileşmesi için yaşayacağım. Burada olmazsa bile dünyanın her yerine götüreceğim. Ama oğlumu asla yarım bırakmayacağım. İşte böyle. Ellerin tutuyor. Bu ellerine tutunacaksın hayata. Biz hep senin yanında olacağız. Emre.
elini hiç bırakmayacağım. Burhan, ben burada bekleyeyim. Tamam abayım. Kenan amca da araştırıyordur. Ben de araştıracağım. Bu konuyla ilgili uzman doktorları bulacağız. Hep yanında olacağım. Biraz doğrultalım mı seni? Hayır. Hayır. Böyle iyiyim. Bir şey ister misin? Hemen gidip alırım. iPod'unu getireyim mi sana? Sen müziksiz yapamazsın. Sıla. Senden tek istediğim hayatına devam etmen. Burada benimle olmak zorunda değilsin. Sen dememiş miydin sevgi yemek ister diye? İzin ver sevgimi göstereyim. Senin sevdiğin ben değilim ki. Olman gereken yerde burası değil. Sen iyileşinceye kadar asla yanından ayrılmayacağım Emre. Asla. Geçmiş olsun Emre. Başına gelenlere çok üzüldüm. Buraya ne yüzle geldin ha? Çık git buradan. Emre, işler sandığın gibi değil. Seni Boran vurmadı. Aşiretten birisi vurmuş. Çık git dedim sana buradan. Yaşananlara gerçekten üzüldüm Emre. Ama ben sebep olmadım. Bunu yapanı mutlaka bulacağım. Sen hayatımıza girmemiş olsaydın bütün bu acılar yaşanmayacaktı. Sıla, ona gitmesini söyle. Sıla. Ben biraz daha kalacağım. Sen beni bekleme.